Merhaba sevgili dostlar, ben Efe'ye. Teknoloji, tasarım ve oyun içerikleri paylaştığımız YouTube ve Twitch kanallarımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Geçenlerde Epic Store'da ücretsiz olan Civilization 6 oyununu Twitch'te birlikte deneyimlemiştik ve inceleme yapmıştık. Ücretsiz olduğunda birçok oyuncu tabii ki oyuna sahip oldu ve oyunun standart dilinin İngilizce olması sebebiyle İngilizcesi yeterli olmayan yahut da Türkçe oynamak isteyen birçok insan Civilization 6 Türkçe yama aramaya başladı. Yeni sürümlere güncellenmemiş olan yamalar olduğu için ve yamaların birçoğu geri çekildiği için bulamayanlar olmuş olabilir. Ben Twitch yayınımızda Türkçe oynamıştım. Bunu YouTube'a da atmıştım. Bundan dolayı soran arkadaşlarımız olmuştu. Onlar için bu videoda Civilization 6'nın bendeki Türkçe yamasının nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar. Şimdi Epic Games'te normalde her oyun için bir varsayılan yükleme bölgesi olur. Bende bu bölge D sürücüsünde Epic Games klasörünün içi. Epic Games'te kullandığım bütün oyunlar buraya yükleniyor. Oyunlar klasörü içerisine D sürücüsünde bende. Ve burada gördüğünüz gibi Epic Games'ten şu anda yüklü olan bir tek Civilization 6 var. Buraya giriyorum. Burada bir bekleyelim. Bu kenarda şöyle dursun. Şimdi size verecek olduğum yama dosyasının zip'i burada. Daha doğrusu RAR'ı burada. Bunu klasörün içerisinde de girdiğimiz zaman bunları atacağım size arkadaşlar. Açıklamaya da koyacağım. Baktığımız zaman Base diye ve DLC diye iki tane klasör var. Şimdi Base klasörü şu. Yani oyunun DLC olmadan barındırdığı dosyalar. Baz yani. Temel dosyalar. Buraya girdiğimiz zaman mesela oyun klasöründe Assets'e gireceğiz. Assets'te bakın Text ve UI'yi ben kopyalamışım ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Yani bildiğin mesela değiştireceğimiz klasörler Text ve UI olacak. Text'e sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Kopyala deyip aynı bölgeye tekrar yapıştır dediğimiz zaman bakın zaten kopyaladı. Kopya 2 diye oluşturdu. Neden bunu yapıyorum? Dosyalarım bozulursa, bir hata olursa, yanlışlık olursa bunu geri döndürebilmek için yapıyorum bunu arkadaşlar. Hemen burada da şu gördüğünüz Türkçe yama RAR dosyasında da aynı şekilde aynı klasörler Assets, bakın UI ve Text. Bunları değiştireceğiz arkadaşlar. Aynen bu şekilde açıkken şu zipteki UI ve Text dosyalarını alıp buraya atıyoruz arkadaşlar. Ve hedefteki dosyaları değiştir seçeneği seçtiğimiz zaman oyunumuz Türkçe oluyor. Bununla beraber DLC'ler varsa bakın elinizde olan DLC'lerden burada da aynı şekilde aynı klasörlere girerek şu DLC'yi bakın bunları bu şekilde expansion'lar girerek bunları da yapabilirsiniz. Hemen mesela şöyle bir test yapalım arkadaşlar. Buradan launcher'dan giriyorduk. Birazcık yavaş açılıyor buraları. Evet mesela şu anda play diyor. Oyuna gir dediğim zaman siz de göreceksiniz zaten şu anda ilk başlarda Türkçe yamanın aktif olduğunu. Bu kadar yapmanız yeterli arkadaşlar. Yama dosyasını technotower.com bırakacağım arkadaşlar. Bakın yükleniyor. Lütfen bekleyin dedi zaten. Buradan bile Türkçe oldu, anlaşılmış oldu. Yine de göstermek istiyorum. Çünkü bu yama videolarında falan en çok sıkıntısı çekilen konu bu. Biraz bu oyunun müzik sesleri yüksek arkadaşlar. Buna dikkat edin bence. Evet. Bakın 2020 yılında Devran Yılmaz tarafından sağ olsun Türkçe çeviri yapan Devran Yılmaz'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gördüğünüz gibi her şey Türkçe arkadaşlar. Sanırsam bu yeterlidir. Türkçe yama videolarının birçoğunda bu sıkıntı var. Hani bir işlem yapıyor ama neticesi belli olmadan video bitiyor. O yüzden size bunu da paylaştım sevgili arkadaşlar. Linki açıklamaya bırakıyorum. Aynı zamanda açıklamadaki link size oyunun yama yapılışını yazılı olarak da anlatan bir konuya götürecek sizi arkadaşlar technotower.com üzerinde. Bundan dolayı orada da yorum bırakabilirsiniz. Sorularınızı oraya sorabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizin için faydalı olmuştur. Beğeni yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Faydalı olduysa siz de bu şekilde bana fayda sağlayabilirsiniz. 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Hepinizin desteğine ihtiyacımız var açıkçası diyorum. Ve sizleri Twitch ve YouTube canlı yayınlarımıza davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.